Herkese selamlar. Silk Road Online'ın eski serverlarına başlanır mı serimizin 53. bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Winklet ne alaka? Overlockçu da burada. E, 95 olmuştuk zaten. Fortress War Cave kuruyoruz arkadaşlar. Burada X kasacağız. Hemen alt tabla şöyle Overlockçu'ya geçtim. Overlockçu'dan da bu cave'in içine şu an giriyorum. Umarım görüyorsunuzdur. Aynen de görüyorsunuz. Hemen petime biniyorum. Winklet'i bulabilirsem buldum. Winklet'e Trac'imi atıyorum. Gördüğünüz gibi herkes bir tarafa koşuşturuyor. Biz de gideceğiz arkadaşlar. Şöyle Winklet'le, sol üste gideceğim pardon. Şöyle Winklet'le yavaştan bir geçeyim şu tarafa doğru. Bir yandan size Overlook'çu göstereceğim. Bir yandan Winklet'i göstereceğim arkadaşlar. İkisini de göstereceğim. Şöyle bakayım arkamdan geliyor mu? Takılmasını istemiyorum çünkü. Şöyle geçelim şuradan. Aynen şu Strong'ların arasından geçiyoruz. Şimdi overlockçuyu şöyle koydum. Eksi %47.61 Winglet'i götürüyorum. Şurada 3 şu tane Uni'ye atak yapıyoruz. Şöyle şunları da çekeyim şu tarafa doğru. Heh, bunları çok güzel ayarladık. Ben şimdi buradan makromu açıyorum. Şöyle overlockçuma da geçiyorum arkadaşlar. İnşallah yatmam dinimiz amin. da exposter'ları bastım bu arada kendime de şuradan bir buff basayım. Şunu taktım. Buff'ımı bastım. Cycle'ımı attım. Şunları bir divizyon bir işler bir şeyler çalışmaya çalışacağım. Bakalım muvaffak olabilecek miyiz? Bu arada inşallah bunlar bizi yatırmaz. Level'ları biraz yüksek çünkü. 1400 vuruyor. Tamam 1400 çok da mesele değil. şöyle Warlock'la da hani yapabildiğimiz kadar debuff atmaya çalışacağım. Tutturabilirsek arkadaşlar güzel tuttu. Şunların yerini değiştireyim. Şunları tutturdum. Şuna mesela deneyelim. Hepsine deneyeceğim arkadaşlar sırayla. Arada da kendimize cycle dönelim. Çünkü vuruyorlar. Ee, şey açmıyorum. Divizyon açmıyorum. Çünkü divizyon açarsam arkadaşlar bizim için sıkıntı. Ama orbit. Orbite de gerek yok. Cycle döndüm işte kendime. Şöyle çalışalım bakalım. Asilin olduğuna çalışalım. Winglet de orada saldırısını yapıyor zaten. Ee, herkes ayrı üne saldırıyor. Bu sorunu bir türlü çözemedik. Neyse sağlık olsun. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Herkes saldırıyor işte bir tarafa. Tabi bunların level'ı 100. Bizim level'ımız daha düşük. Tutturamıyoruz. Her zaman divizyon tutmuyor. Gördüğünüz gibi. Partileri gösterecek olursam arkadaşlar şimdi burada bir partimiz var. Atakır partimizi şöyle çektik. 126, 123, 127, 127, 126, 105, 116. Bu bizim Atakır partimiz. Bu kasılan burada kasılan diğer partimiz bu da alt tarafta kasılan bir partimiz burada çünkü 1 2 3 4 tane ayrı yer var level aralığına göre partileri ayarladık arkadaşlar bu şekilde dağıttık şimdi bu divizyon divizyon vizyon yemiş şuna dağıtalım bir şeyler bakalım da bu 105'leri tutturmamız biraz zor eksimiz 47.61 bakalım ne kadar eks alabileceğiz vuralım bir yandan. Ama bunlar da tutmuyor. Yani levelımız düşük olduğu için tutturamıyoruz maalesef. Yine yüzlük tutuyordu ya. Yüzde yine tutturuyorduk. 105'liği hiç şansımız yok. Çok resist geçiyor. Şöyle bir tutturabilirsek Vallahi full resist geçiyor arkadaşlar. Vuruyoruz ama çarı neyse bırakmaktansa basalım. İlk diplomayı burada bastım arkadaşlar. Birer tane de booster bastım. Ee, %37 idi. %47 yaptı. Biz bir tur girdik. Ben o turda videoya girmedim. Ama bunda girdim. Oyunun sesleri bu arada muhtemelen size gelmiyor. Şöyle bir açayım. İnşallah oyunun sesleri geliyordur. Gelmiyorsa da bu turda gelmesin arkadaşlar. Çok da şey değil yani. Şöyle Winklet'ten iki kere birden olunca biraz şeyi zor oluyor. Winklet'ten şöyle saldırı ayarlayalım boşta durmasın. Guildlerimiz güzel. Guildlerimiz bu arada kasılıyor arkadaşlar. 39 kişiyiz şu an. Ben tabi 15 gün üst üste oyuna girmemiş arkadaşları guildden atıyorum. Siz de takdir edersiniz ki arkadaşlar. Şöyle hemen gösterelim. Bu guildimiz böyle. Hatta sizinle birlikte temizlik yapalım. 26'sı bugün ayın 8'i. 10 4 12 gün falan olmuş. Birkaç gün daha bekleriz. Mesela buna bakalım. 10. ayın 908'i 96'sı. Şöyle bakıyorum. Siz de bir yandan guild'i görürsünüz. Bu guild böyle güzel. şöyle vurum yapmaya devam edelim. Birazdan winglet'e de geçelim. Winklet'ten de bakarız. Valla şey yemiyor. Ee, gördüğünüz üzere. Siz söyleyin. Boş boş denemeye de gerek yok. Şunu şöyle çekeyim. Şu tarafa doğru. Bu böyle burada kalsın. 48.61. Şöyle ben en azından Winklet'e geçeyim. Tamamdır. Bu da Silk Road'un makrosu arkadaşlar. Bilenleriniz vardır. Ee, böyle auto skill atıyor. işte Gold VIP ve üzeri olduğunuz zaman auto skill atıyor. Hemen bu güldüğümüze de bakalım. Winklet'in de eksi 89 oldu. Gördüğünüz gibi şuradan tekrar partileri size göstereyim. Gösteremiyor muyum? Neden gösteremiyorum? Heh, şöyle göstereyim. Burası bizim Atakır partimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu da kasılan arkadaşlarımızın partileri. Ee, hemen şu guildimizi de bakalım. Level'a tıkladım. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet yüksek arkadaşlar var. 9. ayın 22'sinde girdiği için arkadaşlar banlamak zorundayız. Çünkü 15 gün kuralı koyduk. 15 günden fazla ee, guild'e girmeyenler Banlanıyor arkadaşlar sizin de bilginiz olsun başka unik var mı acaba burada 3 tane 3 tane şu girişte oluyor 3 tane de şu arkada oluyor hepsini aynı anda çekmemeye çalışıyoruz. Ee, wall aç diyen arkadaşlar mutlaka olacaktır haklısınız wall açsak sıkıntı olmaz ama şöyle bir durum var arkadaşlar bunlar wall'u bozuyorlar. Ee, o tortorius'lar vardı ya neydi onların adı ben uydurdum tabii şu an Tortorius diye kaplumbağalar. Kaplumbağalarda sıkıntı yok. Kaplumbağalar bağlar e, bozmuyorlar bu arada. Ama bunlar bozuyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şunları çekeyim ben. Gel bakayım. O zaten kesildi sayılır. Azıcık daha çekebilirsem. Şöyle. Gel bakayım azıcık yanaş. Aa, Şöyle üçünü iç içe soktum arkadaşlar. Ben de burada ufaktan hata başlayayım. Onlar onu orada kese dursun. Hatta sizin için bir de wall açayım. Çünkü şimdi vol açsan kırmaz bilmem ne diyen arkadaşlar da olabilirler. Onların da gönlü hoş olsun. Boş olmasın. Şöyle basalım. Gördüğünüz gibi bu volu yıktılar arkadaşlar. Bir de şu ice wall'u açalım. Bu arada 10k 10k vola vuruyorlar arkadaşlar. Bana vurmuyorlar. Öyle bir yanılgı varsa öyle bir yanılgı olmasın. Bu şekilde onu da yıkıyorlar. Ee, makro ile atak yapmak çok hoşdur arkadaşlar bu arada. E, Warlock'la denemeyeceğim daha fazla. Arada geçer. Eksine bakarız sadece. Bakalım. yüzde %51.31 olmuş bile. Union Part a Burada hasar yiyoruz. Union Parti'de olduğumuz sürece sıkıntı yok. E, exp alıyoruz arkadaşlar. Şuradan da sesleri açalım. Ya burada yatalak olduk. Uzaklaşsam uzaklaştım mesela. Mesela şekil a. Böyle uzaktan vurursanız Unix sizin dibinize girer. E, boşu boşuna burada oyalanırsınız zaman kaybedersiniz. Partinin bir kısmı oraya vuruyor bir kısmı buraya vuruyor. Böyle şeyler siz arkadaşlar yapmayın. Yani uzaklaşırsanız dağılıyorlar uzaklaşmaya gerek yok. Zaten alan vuruyoruz. İç içe olduğu zaman patır kütür indiririz. Ee, birkaç kere bunun videosunu attım ama bilmeyen arkadaşlar belki vardır. Şunu da söyleyelim. Arkadaşlar burası herhangi bir kaleye sahip olduğunuz zaman biz mesela şu an banditin sahibiyiz. Herhangi bir kaleye sahip olduğunuz zaman yani Jangan, e, Hotan, Konstantin ya da Bandite bu dört kaleden birine sahipseniz buraya girebiliyorsunuz. E, giriş level sınırı yok diye biliyorum. Ama aynı anda maksimum 30 kişi içeride olabiliyor. Onu da söyleyelim. Şöyle az daha gideyim şu tarafa. Aynı anda en fazla 30 kişi içeri girebiliyor. Ee, sonrasında söyleyeceğimiz önemli hususlardan birisi ne? 60 level'dan başlıyor unikler, maksimum 105 level unikler var arkadaşlar. Yani 45 level olduktan sonra buraya bir girersiniz, 105'e kadar girersiniz. Her gün 2 kere girme hakkınız var. 2 ee, kere giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir 20 dakika giriyorsunuz. 20 dakikanın ardından bir 20 dakika daha giriyorsunuz. Bu bizim ikinci girdiğimiz 20 dakika bu arada. 20-20 iki kere giriyorsunuz. Aa, bu nereye gidiyor? 20, 10 dakikası kaldı şimdi bunun. 20-20 iki kere giriyorsunuz arkadaşlar. Şunu şöyle çekelim. Gel bakayım sen şöyle. Her gün saat 18.00'da sıfırlanıyor arkadaşlar buranın giriş hakları. Ve buradaki uniklerin en büyük sıkıntısı çok fazla yatır atıyorlar arkadaşlar. Şurada arkada bir tane 105'lik onu çekmeye çalışıyorum. Çekemedim. Heh çektim. Şimdi şunları şöyle iç içe sokmaya çalışacağım. İnşallah iç içe sokmaya çalışırken bozmazlar arkadaşlar. Çünkü başka birisi atak yaparsa bozuluyor. Heh tamam bunu da soktuk böyle iç içe. Bize buradan zerk kalmayacak gibi. Ama böyle tabii iç içe olunca da yatıyoruz. Tamam hepsi aynı anda iç içe girdiler. Yani şu yatır olayına bir çözüm bulabilseydik çok daha güzel olacaktı açıkçası ama yatır olayına çözüm bulamıyoruz. Volu da kırıyorlar. E, sürekli de vol açtıramıyoruz. Hatta açtırırız aslında şuradan. Buff skill'ine wall'u koyalım. Neydi bu? Firewall god. Hemen şu aşağıdadır muhtemelen. Onu da koyalım. Save diyelim. Valla burası gördüğünüz gibi şenlik yeri arkadaşlar. Bakalım o buff'ı basacak mı? Şöyle bir durduralım makroyu. Bir daha başlatalım. Aynen. Buff'ını basıyor. Ferdi zerki basmış. Ben de zerki bastım. Zaten son 10 dakika uyarısını az önce gördünüz. Dungeon 10 dakika sonra e, resetlenecektir diye uyarı verdim. Bunlar arkadaşlar level'ı yüksek moblar olduğu için yani istediğiniz kadar yüksek olun. Bu yatırı yiyorsunuz ve çıkamıyorsunuz. Ve ben 3 taneyi de çektim. E, bunlar doğmadan bir tur daha keseriz diye ama maalesef gördüğünüz gibi e, yatalak olduk. Vur bakalım. Ya bunları kesmek biraz mesele açıkçası. Şuraya bakalım. 51.31 Yani şu yatırdan bir çıkabilsek her şey çok daha güzel olacak ama yatırdan bir türlü çıkamıyoruz maalesef. Şöyle şuna dönüyorum. Derken sektirmeye gitti. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. 51'den 52'ye çıktı. Ha bu arada burada Strong'lar var. 103, 106 filan. Bunlar bu arada saldırmıyorlar. Siz bulmadığınız sürece saldırmıyorlar arkadaşlar. İsterseniz Strong odasını da kesebiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Bunu koyduk buraya. Bir daha mı koyalım? Yani her seferinde tekrar koymamıza gerek olmaması lazım. El yakmasını mı attık? Bir şey attık oradan ama neyse çok da önemli bir şey değildir diye ümit ediyorum. Burası da böyle arkadaşlar. 20 dakika bunları kesiyorsunuz. 20 dakika sonra sizi zaten atıyor dışarı. Ben şunu kapatayım. Bu çünkü kendisi vol açmıyor. Vol açmadığı zaman da bizim için sıkıntı arkadaşlar. Şunumuzu basalım. Kolt el yakması kullanabiliriz aslında. Kolt el yakması mantıklı olur. En azından donarlarsa belki vuramazlar, yatır atamazlar. Hani biraz hasarımız düşüyor ama yani bu kabul edilebilir bir hasar düşüşü olur. Biz arada şunu basalım mesela. Aslında mesela düşük level bir arkadaş gelip sürekli burada buz vursa yere iş yapar mı? İş yapabilir. Ya farklı taktikler geliştirilebilir arkadaşlar. Saldıralım bakalım. <laughs> yani gördüğünüz gibi ya şey yapamıyoruz. Vol'dan çıkamıyoruz maalesef şeyden çıkamıyoruz yatırdan çıkamıyoruz arkadaşlar 5 dakika uyarısı verdi 5 dakika sonra burası kapanacak diyor 5 dakika içinde bunları kesemezsek e, Maalesef Bir daha fırsatımız olmayacak şu ferdi herhalde Orada bir vs 1 atıyor Yatırdan sıkılmış bir şekilde Eee içeri durduğumuz zaman da X geliyor arkadaşlar. X alabiliyorsunuz. Şöyle 3 tanesini aldık üstümüze. İki tarafta böyle çalışıyor arkadaşlar. Biz de burada çalışıyoruz. Neyse vurabildiğimiz kadar vuralım. En azından biraz canlarını düşürebilirsek şunları kesildikten sonra bunlara gelecekler. E tabi yatalak olduk. <laughs> Maalesef birazcık X kaç oldu? %52.30 olmuş. Bu yüzlükler daha da sıkıntı. Yani çabuk öldüremediğimiz için e, çabuk spawnlanıyorlar. Çabuk spawnlandıkları için de e, çok fazla yatırıyoruz. O yüzden sıkıntı oluyor arkadaşlar. Ama düşük level'larda mesela 60'larda, 80'lerde, 100'lerde falan e, çok sıkıntı olmuyor açıkçası. Hani çekiyoruz hepsini tıkır tıkır kesiyoruz. Şunu açalım. Şuradan Aa, tam açarken en sonunda gitti. Şunu bir daha açalım. Ama açmamıza maalesef izin vermiyorlar şöyle. Ama yeter yani bakın 126 level çarı 100 level şeklini koyuyor vallahi hiç bana mısın bile demiyor. Kalkamadık. Bir tane kestiler bakalım. 52.30 oldu. Şur şurada bir vol açabilirsem en azından. Kardeşim yanlış anlamazsanız bir vol açacağım ya. Bir, çar, bir canavar daha kesildi. %2 x verdi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şimdi ben bunlara Ben bunları full call çalışsam olur yani. Şöyle açayım hatta skill Skill attı mı? Şunu mu? Ha, şöyle. Vallahi şöyle full cold çalışacağım arkadaşlar. Hatta şunları F4'e alayım. F4'e de glaive koymuşum ama mesele değil. 1 2 3 Şöyle 4 olsun hatta bir de şu. Ha, şöyle full cold vurayım. Bar en azından hani belki yatır atamazlar şöyle full, full pol çalışalım bari hani diğer arkadaşların e, vurmasını kolaylaştıralım yatır bari attırmayalım şunlara Zeybek oynuyor gördüğünüz gibi bunlarda. Zeybek'i seviyorlar ya kardeşlerim benim. Ama e, bunlar gerçekten çok zor. Ya koldu da zor yiyorlar. Normal virüsleri de zor diyorlar. Zor yiyorlar. Baya zorluğu yapmışlar. Hani eksi gerçekten iyi. Ama kesmesi de biraz mesele arkadaşlar. Şöyle vuralım devam. En azından bir tık da olsa şöyle bir ufak da olsa bir rahatlattık arkadaşları. En azından başta aklımıza gelseydi Mehmet'e vurdururduk aslında o 105 level. Ben atak yapardım rahat rahat. da neyse sağlık olsun. Biz mi yattık? Vallahi beni yatırdılar. Bir dakika sonra kapanacak arkadaşlar dungeon. Ölmüş o. O yüzden vuramıyormuşuz. Vurmaya devam. En azından bir tane girmeden önce ayarlanmış olsaydı en azından bir kişi bunu yapabilirdi ama aklıma sonradan geldi. E sonradan gelince de ne yapayım şimdi videodayım çıkıp da hani arkadaşlar şunu yapın demek olmaz açıkçası. Zaten bir dakika dedi bunları kesemeyeceğiz. Vuralım bakalım. Gördüğünüz gibi bitti. Bittiği zaman sizi bu şekilde atıyor arkadaşlar. Herkes çil yavrus gibi bir yere dağıldı. %55 oldu. Eksimiz. Bu videonun burada sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.